Evet, iddialar o kadar muhtelif ki sayın seyirciler. Tabii tek tefeci de bu değil anladığımız kadarıyla. Örneğin Kapalı Çarşı'da bir tefeciden söz ediliyor. Kendisinden çok korktuğunu ifade ediyor. Bu yüzden ismini vermemeyi tercih ediyor ısrarla. Dolayısıyla kendisinin de çok ciddi başı dertte imiş tüm bu süreçte anladığımız kadarıyla. Şimdi bir taraftan BDDK'nın bir incelemesi var. Raporu var. Zaten mesele yargıda, orada bir inceleme kuşkusuz yapılıyor. Ama kimilerine göre Masak'ın da bu işe el atması gerekiyor. Şimdi sormak isteriz biz. Eski Masak Başkan Yardımcısı Doktor Ramazan Başak konuğumuz olacak. Merhabalar Ramazan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Remziye Hanım, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle yani Masak'ın da bu işin içinde olması gerektiğini ifade edenler var. Buradaki farkı bir kere bizim için bir anlamlı hale getirir misiniz? Hani BDDK başka bir gözden, Masak başka bir gözden inceleme yapıyor anladığımız kadarıyla. Masak bu meselenin içinde olmalı mı, neden? Masak bu meselenin içerisinde zaten var. Olmalı zaten ve bu incelemede masanın belli boyutuyla masanın ilgi alanına, yetki alanına giriyor. Hem BDDK hem MASAK mevzuatını ilgilendiren, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerini ilgilendiren bir olay var önümüzde. MASAK'ın bu olayda üç açıdan devreye girmesi söz konusu. Şu anda zaten savcılık iddianamesine baktığımızda iddianamenin son bölümünde belli açılardan işte üç kişinin ismi verilmiş orada, o para taşıyan ve işte Evet. yüksek faizle para temin ettiği ifade edilen kişilerle ilgili 5549, yani suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesiyle ilgili kanunla ilgili olarak bir incelemenin devam ettiği söyleniyor. Mevcut inceleme zaten iddianameye dönüştü. O soruşturma devam ediyor. Ama masanda bu açıdan, yani tefecilik suçuyla ilgili bir inceleme, yani daha doğrusu savcılık bu incelemeyi yapacak. Masaktan bu incelemenin Masak tarafından incelenmesi istenecek ve Masak'ın hazırladığı rapora göre olayda bir tefecilik var mı? Bu tefecilikten elde edilen, ki bunlar suç geliridir, bu aklamaya konu olmuş mu? Bu açılardan incelenecek. Artı muhtemeldir ki şu anda iddianamenin son bölümünde sadece bu üç kişiyle ilgili tefecilik suçu ve aklama suçu ile ilgili bir soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor, ama aynı zamanda bu fonların kaynağı, çünkü burada 44 milyon dolara yakın, işte 16 milyon da TL olan bir bakiye var, bir fon var ve bunların hepsi de çanta ve valizlerle gelmiş. Kimisi şubede teslim edilmiş, kimisi şube dışında teslim edilmiş. Dolayısıyla MASAK bir de bu fonların kaynağını araştıracaktır. Gerçekten yasal faaliyetlerden mi elde edilmiş, yasa dışı faaliyetlerden mi elde edilmiş? Muhtemeldir ki bir üçüncü şey olarak, konu olarak MASAK işte şu anda yatırılan bu paraların akıbeti konusunda. Yani çünkü 44 milyon dolara yakın bir para yatırılmış, 16 milyon da TL var. Bu paranın hepsi yüksek faizle işlem yapan kişilere mi gitti, yoksa bir bölüm yurt içinde veya yurt dışında şu anda bulunduruluyor mu? Bu açıdan ya İçişleri Bakanlığı, yani suç geliri açısından, ya da aklama vardır açısından bakarak MASAK tarafından incelenecek. Dolayısıyla üç açıdan da MASAK bu konuyla ilgili ve mutlaka birisiyle ilgili zaten MASAK'ın devreye girişi savcılık iddianamesinde var. Ama diğer iki konuyla da ilgili muhtemeldir ki MASAK devreye girecektir. Peki siz iddianameye baktığınızda eski bir MASAK Başkan Yardımcısı olarak hangi suçlara ilişkin bir tespitiniz oldu? Şimdi mesela burada bir kara para aklama şüphesini de önümüze koyan neler görüyorsunuz? Şimdi şöyle, isterseniz bu olayın üç boyutu var dedim ya. Şu Evet. anda iddianame nitelikli dolandırıcılık ve özel evrakta sahtecilikten devam ediyor. Ama asıl önemli olan iki boyutu var. En önemli boyutu BDDK, yani 5411 sayılı bankacılık kanunu ilgilendiren boyutu. Sonra MASAK boyutu. İsterseniz BDDK boyutunu anlatayım, o çok önemli çünkü. Şimdi BDDK bu konuyu niçin inceliyor? Çünkü bu konu bir bankada meydana geliyor ve bankacılık kanunu ilgilendiren bir şeyi var, yönü var. Dolayısıyla BDDK bankanın savcılığa işte 7 Nisan'da suç duyurusu yapması üzerine, ki orada banka zimmet suçu olabileceğine yönelik bir iddiası da var. Bunu bir rapora bağlamadı ama savcılık suç duyurusunda bu da var. Dolayısıyla savcılık da bu konunun zimmet açısından incelenmesi için
BDDK'ya bu konunun incelenmesi talimatını verdi. Çünkü savcılık BDDK raporu olmadan hiçbir şekilde harekete geçemiyor. Bankalar Kanunu'nda bu hüküm 162. maddede düzenlenmiş. Dolayısıyla savcılığın bu talebi üzerine BDDK konuyu zimmet açısından inceledi. Bankalar yeminli murakipleri olarak. Ben de eski bir bankalar yeminli murakibiyim. Yani bu bankacılık kanunu ile ilgili yapacağım yorum ve değerlendirmeler daha çok o şapkamda olacak. Dolayısıyla BDDK bankalar yeminli murakipleri bu konuyu inceledi ve burada bir zimmet suçunun oluşmadığına karar verdi. Neye göre dayanarak verdi? İki argümana dayandı. Bir, bu fonun oluşması, evet yüksek gelir vaadiyle böyle bir fon oluşturulmuş, böyle bir lanse var. Ama bu fonun oluşturulmasına yönelik bir sirküler genelge veya buna yönelik bir dekont, resmi bir belge yok. Birinci argümanı buydu. İkinci argümanı, bu paralar bankanın kayıtlarına ve mamelekine girmedi şeklinde tespit sonucunda burada bir zimmet suçu yoktur dedi ve rapor düzenledi ve savcılığa gönderdi. Savcılık da BDDK yazılı başvurusunda zimmet yoktur dediği için burada mecburen takipsizlik verdi. Çünkü bankacılık kanunu 162'ye göre herhangi bir şekilde soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için, yani bankacılık suçları ile ilgili, bankalar kanununda yer alan suçlarla ilgili mutlak surette BDDK'nın ve belli hallerde de TMSF'nin yazılı başvurusu gerekiyor. Üç konuda da bankalara bu istisnayı tanımıştı. Sırların ifşası, itibarın zedelenmesi ve zimmet. Bu açılardan zarar gören taraf olarak da bankada zimmet suçuyla ilgili suç duyurusu yapabilir diye bir istisna yaratmış. Şimdi banka zimmet suçuyla ilgili başvuru yapmamış. Yani zimmet suçunu rapora bağlayıp suç duyurusu yapmamış. Dolayısıyla savcının da harekete geçebilmesi için BDDK'nın burada zimmet vardır demesi de şart olduğuna göre, 162. maddeye göre ve BDDK'da zimmet olmadığına kanaat getirdiğine göre savcılık zimmet suçuyla ilgili takipsizlik verdi. Nereden açtı davayı? Nitelikli dolandırıcılık ve özel evrakta sahtecilik. Dolayısıyla BDDK'nın şu anda şeyi, işlevi tamamlandı. Ha, daha sonra mahkeme aşamasında yeni bilgi ve bulgular ortaya çıkarsa, ki Seçil Erzan'ın işte 7 Nisan'da verdiği ifadeyle 3 Mayıs'ta verdiği ifade birbiriyle tamamen zıt bazı bölümler var. Yani 7 Nisan'da verdiği ifadede bu fondan üst yönetimin haberi yok, dolayısıyla ben her şeyi kendim yaptım derken 3 Mayıs'ta verdiği ifade tam 180 derece ters ifadeler vermiş. Bankanın kayıtlarında vardı, üst yönetimin bu konuda bilgisi vardı, işte 50 bin doların üzerinde çekilişleri mutlaka görüyor olmaları gerekiyordu falan. Dolayısıyla ileriki safahatta zimmet olduğuna yönelik bir takım bilgi ve bulgular çıkarsa, bu sefer savcılık veya mahkeme tekrar BDDK'dan bu konunun incelenmesini isteyecek. BDDK incelediğinde zimmet derse, o zaman bu müşteki olarak gerçekten para yatıran ve alamayan kişilerin parası bu suç kapsamında otomatikman banka tarafından ödenecek. Ama zimmet demediği sürece şu anda bankanın bu yatırılan paraları ödemesi mümkün değil. Ödediği zaman zaten bir zimmet suçu oluşur. Çünkü ortada bir yasal dayanak olmadan bir paranın ödenmesi bir banka tarafından mümkün değil. Bankanın burada bir biçimde sorumlu tutulabilmesi için Seçil Erzan'ın sonrasındaki ifadelerini delillendirmesi gerekiyor galiba, ama değil mi? Siz baktığınızda burada herhangi bir sorumluluk görüyor musunuz banka açısından? Yani şu anda bu konuda herhangi bir bilgi ve bulgu yok. Yani bu yorumu veya değerlendirmeyi yapabilecek nitelikte, yeterlikte bir bilgi bulgu yok. Şu anda elimizde ne var? Bir BDDK raporu var. Şu andaki bilgi ve bulgu ve kanıtlara göre. O BDDK raporu da zimmet yoktur diyor. Zimmet var deseydi otomatikman bu paralar ödenecekti. Ama o zaman da ne olacaktı? O zaman da bankanın üst yönetimi BDDK tarafından görevden alınacaktı. Bunun yansımaları ve boyutları çok farklı. Dolayısıyla an itibariyle bizim itibar etmemiz gereken şey, belge, BDDK raporu. O zimmet vardır demediği sürece, kaldı ki bu taraf avukatları bu raporun iptal için Danıştay'a da başvurdu şu anda. Oradan bir iptal gelebilir. Daha sonra bilgi ve bulgular çıkabilir. Ek işin mecrası ve yönü değişebilir, ama an itibariyle şu anda zimmet yoktur denildiği için bu paraların bu kişilere bankacılık kanunu çerçevesinde ödenmesi mümkün değil. Ha, borçlar kanununun 66. maddesine göre, yanında çalıştıranların sorumluluğu şeklindeki 66. maddeye göre geçmişte örnekleri var. Bu paralar ödenebilir, ama bankacılık kanunu açısından şu paraların bugün itibariyle ödenmesi mümkün değil.
zimmet suçu oluşmadığı için an itibariyle Peki, söylüyorum. Peki bu birinci ayak dediniz, bunu bu şapkamla cevap vereyim dediniz. Bir de ikinci ayak vardı aktarmak istediğiniz. Masak. Evet. Burada da şimdi bu süreç nitelikli dolandırıcı, yani BDK'dan şu anda çıkmış görünüyor. BDK raporunu yazdı ve farklı bir Türk Ceza Kanunu farklı maddelerinden dava devam ediyor. Şimdi MASAK devreye girecek. MASAK niçin devreye girecek? Az önce de ifade ettim. Bir TCK 241 tefecilik suçu var gibi görünüyor. Bir takım somut bilgi ve belgelere dayanarak söylüyoruz bunu. Tefecilik suçuyla ve burada herhangi bir şekilde, çünkü buradan elde edilen paralar suç geliri. Dolayısıyla bu aklamaya konu olmuş mu? MASAK bu açıdan devreye girecek. Artı fonun kaynağı, yatırılan fonun kaynağı konusunda yasa dışı faaliyetten elde edilen bir fon var mı? O açıdan devreye girecek. Artı kalan paralar nerede? Şimdi kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Bu paraların hepsi mi buharlaştı? Evet. Yoksa bir bölümü yurt içi veya yurt dışında şu anda var olmaya devam ediyor mu? Evet. Bu açıdan da MASAK devreye girebilir veya savcılık emniyete bu talimatı verebilir. Emniyet birimleri bu paranın izini sürebilir. Evet, şimdi şu ana kadar yansıyan bilgilere bakıldığında, örneğin bunlardan bir tanesi işte adı geçen Ali Yörük'ün 4 yılda 86 giriş çıkış yaptığı ve bu seyahatlerinde elden para alınan tarihlerle örtüştüğü şeklinde. Bu da zannediyorum bu paranın yurt dışına çıkarılmış olma ihtimalini güçlendiren bir durum ortaya çıkarıyor. Yani muhtemeldir, çünkü bu parayı yurt içinde tuttuğunuz zaman kötü niyetliyseniz, zaten yapılan işlemlerin iyi niyetli olduğunu söylemek mümkün değil. Kötü niyetliyseniz elbette ki bu parayı bir şekilde ya havalı sistemiyle ya kurye sistemiyle yurt dışına kaçırmış olmanız lazım. Çünkü orada takibi yurt içindeki takibinden çok daha zor. Muhtemeldir. Yani ya kripto paraya çevrilir ya da elektronik parayla bir şekilde yurt dışına kaçırılmış olabilir. Bir ihtimal. Evet. Bu para transferleri de incelenmiş. Onda notunu düşüp öyle sorayım size tekrar. Ali Aslı ve Atilla Yörük'ün hesaplarında da çok ciddi bir trafik tespit edildiği ifade ediliyor. Şimdi Ramazan Bey, bu bahsedilen fonla, burada bahsedilen meseleyle sermaye piyasalarındaki fon aynı olmasa gerek, öyle değil mi? Tabii aynı. Kesinlikle, çünkü sermaye piyasası mevzuatına göre 63-62 sayılı kanuna göre bir fonun oluşturulabilmesi için belli prosedürlerin, belli kararların alınmış olması lazım. Burada tamamen bu kurallara veya işte mevzuata dayanmadan oluşturulan yasa dışı bir fon var. Oluşturulan fon var. Dolayısıyla sermaye piyasası açısından oluşturulmuş bir fon söz konusu değil. O nedenle sermaye piyasası mevzuatına da tabi olacak herhangi bir husus yok burada. Tamamen yasa dışı ve mevzuata uymayan bir şekilde belli kişilerin arasında oluşturulmuş bir fondan söz ediyoruz. Peki sizce nasıl oluyor da bu kadar büyük ölçüde bir para sistemin dışında kalabiliyor? Maalesef son yıllarda bu şimdi bir kere biz paranın bütün finansal sistem üzerinden, nakit döngüsünün finansal sistem üzerinden dolaşmasını mümkün olduğu kadar teşvik etmediğimiz sürece bu tür olaylar hep olacak. Dolayısıyla burada en çok sorgulanması gereken olaylardan bir tanesi bu kadar yüksek tutarlı paraların valizler ve çantalar içerisinde taşınıyor olması. Şimdi bize 3 milyon 4 milyon dolar küçük gibi geliyor bazen ama 100-120 milyon TL'lik bir bakiyeden söz ediyoruz. Çok büyük hacimli bir tutardan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu tutarların zaten 7 TL üzerindeki bütün şeylerin nakit döngüsünün finansal sistem üzerinden dolaşması lazım. Yani kayıtlardan geçmesi lazım. Bu kadar yüksek tutarlı bakiyeler çanta ve valizler içerisinde dolaşıyorsa doğal olarak en azından vergisi ödenmemiş veya yasa dışı faaliyette olabilir. Onu bilemiyoruz ama kesinlikle bu iki soruyu hemen aklımıza getiriyor. Dolayısıyla bence yani yöneticilerin, yönetimde bulunan kişilerin son zamanlarda fazla artan bu trafikte, yani nakit taşıma ve nakit ödeme şeklindeki artan trafikte daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri biraz daha üst perdeden almaya çalışmaları gerekiyor. Buna benzer birçok olayla karşılaşabiliyoruz. O açıdan önlem almak şart. Peki son olarak Ramazan Bey, bu meselede
Yeni davaların olma potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Yani şikayetçiler hakkında da bir takım davalar söz konusu olabilir mi? Bu dava, bu soruşturma yeni soruşturmaları ve yeni davaları üretebilir mi? Böyle bir potansiyel var mı sizce? Bence kesinlikle var. Zaten şu anda üretiyor. Yani bu davanın kapsamı, işte katılan hem müşteki olarak hem de diğer sanık açısından sayıları çok değişkenlik göstererek, yani artarak değişkenlik gösterecek. Durum onu gösteriyor. Neden? Bakın zaten şu anda bile müşteki olduğunu söyleyen bir futbolcu hem tefecilikle ilgili hem de işte bu darpla ilgili eminim ki şu anda soruşturuluyordur. Yani bu TCK 241 Masa'nın yapacağı incelemede burada tefecilik suçuyla ilgili bu ve buna benzer kişiler de sorgulanacak. Dolayısıyla bugün müşteki, yarın sanık veya şüpheli olabilir. Onun için de davanın kapsamını ben giderek sayı bakımından da nitelik bakımından da giderek genişleyeceğini düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim.